Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oyuna yeni güncelleme geldi. Birlikte tüm değişikliklere bakıp yorumlamaya çalışacağız. Baya bir değişiklik var. Nereden başlasak bilmiyorum. Önce evrimlerden başlayalım. 4 karta evrim geldi bildiğiniz gibi. Evrimleri açmak için de 6 tane evrim parçası deniyor galiba. Onları toplamak lazım. 2 tane marketten ücretsiz vermişti. Şu levellerde 70'e kadar çıkmış bu arada. Benim de hesap full max'tı. Yani 3 şampiyon kartı hariç. 56 level oldum. Birlikte bu sandıkları açalım. Bakalım. Evet, havai fişekçinin evrim parçası geldi. Tabi evrimleri başta açmak zor olabilir. Şu sandıkları açalım. Buradan da adı neydi şu parçaları unuttum ama max çıkan kartlar şu Joker şeylere dönüşüyor. Onun adına bir bakarız. Hemen şuradan bakalım. Elite Joker kart. Ve kartları da yükseltmek için 50 bin Joker istiyor. Yani bayağı fazla gibi. Burada Joker sandıklarını da açacağız bu arada. 50 bin kart toplamak nasıl olacak? Görürüz. Bir tane de Barbar Evrim parçası aldık. İskelet çıksa iyiydi. Benim de size de iskeletleri kullanabilirim evrimi açarsam. Ender'e 10 veriyor. Yani sıradanlara 2 veriyormuş. Elite kart. Bakın destansiye ne kadar veriyor. Destansiye 50. Evet, efsanevi de birazdan görürüz. Şunu da açalım. Bir tane daha havai fişek parçası verdi. Evet, bugün de tüm Joker sandıkları açtıktan sonra ne kadar elit kart toplamış olacağız, onları da görürüz. 50 bin dediğim gibi çok zor duruyor ama şu sandıkları da açalım hızlıca. Benim altımda fulldü zaten bu arada, şu altınları da harcayalım. Yani böyle altını full olduğu için mağazadan kart alıp elit karta dönüştürebilirim. Evet, buradaki tekliflere de bakalım. Yani bayağı pahalı, özellikle şu 2200 liraya tüm evrim parçalarını alabiliyorsunuz ama tabii ki almam yani. Oyuna da hiç para yatırmadım bu arada şu ana kadar. Ne bir teklif, ne bir pes royal. Hiçbir şey almadan 3 şampiyon kartı hariç full maxlamıştım hesabı. Şöyle göstereyim. Yani bu tabii 15'e er gelmesi tamamen Supercell'in daha fazla para kazanmak amacıyla yaptığı bir şey. Başka hiçbir mantıklı açıklaması yok maalesef. Şöyle Joker sandıkları da açalım. Bayağı da altın veriyormuş. Bunları zaten güncelleme için bekletiyordum. Evet, buradan da elit kartlar geliyor. Evet, efsaneviden ne kadar veriyormuş? 200. Daha fazla olabilirdi. Yani 50 bin istiyor bir level, bir kartın levelini arttırmak için. Efsaneviden bile 200 veriyor. Bayağı zor gibi. YouTuberlar da, büyük YouTuberlar bayağı bir protesto ediyordu bu 15 level olayını. Bir hatta hatta 15 levelde kartlarınızı basmayın falan demiş. Öyle bir protesto uyguluyor. Zaten 6 ay boyunca 14 level kartlarla oynayacaksak ben de 15'e yükseltmem kartları. Ya bu şekilde protesto edersek belki güncellemeyi geri alırlar, bilmiyorum. Elimizden başka bir şey de gelmiyor. Ya o kadar eleştiri yaptık. Tüm büyük YouTuber'lar neredeyse video çekti. İşte oyundan kötü güncellemesi neden gelmemeli vesaire diye. Ona rağmen Supercell bizi dinlemedi maalesef. Evet, bu arada Max'tı güçlü madencim. 500 verdi onun yerine. Ya Max şampiyona bile 500 evrim kartı yok. Ne kartıydı bu? Elite Joker kart veriyor. 3 tane Joker açtık. 3 tane Joker sandıktan 10.000 geldi. Yani bir kartımı bile maxlayamıyorum şu an. Yani garip, bayağı zor duruyor zaten. 6 ay boyunca 14 leveller kartlarla oynayacaksak dediğim gibi hiçbir kartımı yükseltmem. Ama millet 15 level yapmaya başlarsa da mecbur geri kalmamak için yükseltebiliriz biz de. Bugün bir de şu mücadeleye girelim. Bir maç atalım.
barbar evrimli barbarları görmüş oluruz. Evet, maçımıza geçtik. Şöyle bir deste yaptım. Desteği de yeni yaptım yani. Zaten amacımız barbarları görmek. Şöyle atalım bu arada. Kartı ilk attığınızda evrimsiz oluyor. İkinci seferde evrimli oluyor. Böyle her iki seferde bir evrimli kart atabiliyorsunuz. Her kartın evrimini açtıysanız tabii. Bu da her kartta değişiyordu sanırım bu sayı. Değişmiyor da olabilir ama. Mesela iskeletler çok hızlı. Her iki attığınızda bir evrimli olsa bayağı OP olurdu zaten. Hızlı destelerde kullanılan bir kart. Ama ondan tam emin değilim o meseleden. Hep 15 leveli konuştuk. Evrimler hakkında da konuşalım. Ya açıkçası evrimler de benim çok hoşuma gitmedi ilk bakışta. Yani bir de ilk geldiklerinde biraz fazla güçlü olabilirler şu anda. İleride belki dengeleme gelir ama şu anda bu evrimli kartlar hariç, yani evrimli kartları oynamayanlar biraz zorlanabilirler. Öyle bir adaletsizlik olabilir ama en azından bir dahaki sezona falan dengelenirse, evrimleri de açmak daha kolay olursa, herkes evrimli kartlarla oynarsa daha iyi olabilir belki, bilmiyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Bu arada şu an evrimli barbarlarımız açık. Binici atarsa rakip gönderirim. Barbarlar vurdukça öfkeleniyor. Aleve de teklemiyorlar bir de. Şöyle atalım. Savunmada çok iyiler. Yani bunun karşısında hiçbir tank kart duramaz herhalde. Ama uzaktan vuramadıkları için uzaktan eritilebilirler. Evet, rakip de gönderdi barbarları. Fişekçiyle eritelim şöyle. Evet, kolayca öldürdük. Yani bir kart atmayınca pek bir olayları yok ama aleve tek yememeleri de tabii bir özellik. Kraliyet devi falan da bayağı bir güçlü oluyor evrimle. Yakında zaten karşımıza gelmeye başlarlar. Bir sonraki barbarlarımız yine evrimli. En güçlüsü de fişekçi diyorlar. Hem arkaya sekiyor vuruşları hem de bir zehir etkisi atıyor falan. Ama ben kendi destem için hani madenci kontrol için iskelet evrimini açmaya çalışacağım. Ne zamana açarız bilmiyorum ama amacım o. Şöyle Valkür'ü de hiç kullanmadık galiba. Şöyle son bir kez ismini yine unuttum. Ha, evrimli barbarlarla bir atak yapalım. Ama rakip de fişekçiyi almış. Zaten bu kartın antisi diyebiliriz herhalde fişekçiye. Bir de binici göndersek savunamaz herhalde. Aleve tek yemediğini de göstereyim. Yani 5 iksire bayağı güçlü oluyorlar. En azından 2 kartta bir evrimli oluyor. Evet, daha fazla maça girmeyeceğim. Son olarak bir güncellemeyi özetleyelim. Bu arada kupa yolu da 7500'den 9000'e çıkmış. Bu bence güzel olmuş. Yani birçok oyuncu 7500 olmuştu zaten. Bunun da çok bir olayı yok. Sıralama falan yok ama yavaş yavaş çıkarız 9000'e. Onun haricinde 15 herhalde dediğim gibi tamamen Supercell'in para kazanma amaçlı yaptığı bir şey. Başka hiçbir açıklaması yok. Daha önce 14 level geldiğinde de aynı şey olmuştu. Max kartlar 13'tü. Benim de 60-70 max kartım vardı mesela. 14 level geldikten sonra 10 tane falan kart anca maxlayabilmiştim. Şu anda da hesabım neredeyse full maxken adamlar bir güncellemede tüm max kartlarınızı elinizden alıyor. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 6 ay boyunca 14 level kartlarla oynayacaksak ben de hiçbir kartı yükseltmem 15'e. Bu şekilde protestomuz belki işe yarar. Supercell geri çeker. Bir de yani 3 tane Joker sandık açtık. Oyundan değerli sandığı. Anca 10.000 elit kart topladık. Yani bir kartı maxlamanın 5'te 1'ine anca ulaşabildik. Bayağı saçma zor duruyor. Yani yapacak bir şey yok dediğim gibi. Evrimli kartlar hakkında da ben ilk bakışta sevmedim. Ama ileride daha fazla evrim gelirse bir de dengeli bir şekilde gelirse bu kart evrimleri de dengelenmesi lazım tabii. Yani herkes de oynayabilirse evrimli kartlarla belki rank katabilir oyuna.
Bilmiyorum, zamanla göreceğiz bunları. Güncelleme bu şekildeydi. Fikirlerimi söylemek istedim sizlere. Umarım her şeyi açıklayabilmişimdir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.